Aslında kişiye özel bir tedavi. Evet. Bahsettiğiniz Evet. onkoloji konseyi her çarşamba beyin fırtınası ve orada karar aşaması aslında Evet. hasta adına. Evet. Evet. Orada anladığımız kadarıyla biz hanımların memede alınabilir, alınmadan da tedavi işlemi sürebilir. Burada lenf benzeri dediniz koltuk altı. Orada yayılma daha mı hızlı oluyor diye soralım. Şimdi şöyle, lenf bezlerine yayılması demek hastalığın evresiyle alakalı bir şey. Yani hiç lenf bezine yayılmıyorsa evet. Tümörün boyutuna göre bir evreleme yapılıyor. İşte 2 santime kadar olanlar, 2 santimle 5 santime kadar olanlar ve 5 santimden daha büyük olanlar. 2 santime göre olanlar da işte 1 santime kadar olanlar, 2 santime kadar olanlar diye böyle kendi içinde bir takım şeylere ayrılıyor. Ve evreleme buna göre yapılıyor. Eğer bu evreleme kapsamında lenf nodları işin içine girerse evreyi biraz yükseltiyor. Çünkü o bir lokal yayılım oluyor. Yani o zaman lokal ileri bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama tedavisi bu hastalığında mümkün. Çok fazla geç kalma, yani metastatik evreye geçmedikten sonra her meme kanserinde hemen hemen bugünün tedavi metotlarıyla uzun süreli sağ kalımlar elde etmek mümkün oluyor. Evet. Tabii bir de patolojik prognostik faktörler dedim demin. Onların da bazılarının önemi çok büyük. Bazıları hastalığın ne kadar hızlı gideceğini ya da ne kadar yavaş gideceğini gösteriyor. Zaten tedavi kararını da verirken bu göstergelere mutlaka bakılıyor. Yani hastanın daha sonra bir ilaç kullanıp kullanmayacağına ya da belli şeylerin pozitif olup ona yönelik ilaçların olup olmayacağına göre gidişatı etkileyen faktörler olarak bunlar mutlaka ve mutlaka karşımıza çıkıyor ve değerlendirilerek ancak tedavi kararı veriliyor. Aslında özeti biz hanımların farkındalığının yaygınlaştığını gösteriyor. Siz de konunun başını dile getirdiğiniz için mamografi ön planda bizler için çok artı çıkış Şimdi, noktası. Hayır, hanımlar için en önemli tanı metodu ya da kendini koruma metodu. Evet. Kendi kendine meme muayenesi. Kontrol, evet. Evet. Her hanımın mutlaka ve mutlaka kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi gerekiyor. Evet. Kendi kendine meme muayenesinde yapacağı memesinde herhangi bir kitle var mı? Şekil değişikliği var mı? Aynanın karşısında öncelikle şekil değişikliklerine bakacak. Meme uçlarında ya da deri cildinde, memenin büyüklüğünde herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Daha sonra memesini dışarıdan başlayarak içeriye doğru yavaş yavaş bastırarak herhangi bir kitle imajı veren bir lezyon var mı yok mu, bunları kontrol edecek. Takiben koltuk altı ve bu köprücük kemiğin üzerindeki o boşluğu kontrol edecek. Bunları zaten düzenli yapan bir hanımefendi mutlaka ve mutlaka elleri memelerine çok alışık olduğu için oluşabilecek en ufak değişikliği fark edebiliyor. Ve erken evrede hekime müracaat ediyor. Kendi kendine meme muayenesi için bizim ulusal politikamız, ulusal tarama programımızda şöyle geçiyor. 20 yaşından sonra her kadının mutlaka kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi öneriliyor. Yılda bir kez hekim muayenesi eşliğinde ultrasonografik muayene. Bizim ulusal tarama programımız çerçevesinde. 40 yaşına gelen hastalarda ise kendi kendine meme muayenesi gene artı buna ilave olarak yılda bir kez hekim muayenesi ya da 2 yılda bir kez de buna mamografi ilave edilerek devam edilmesi öneriliyor. Ama ailesinde genetik olarak bu hastalığa sahip ve riski yüksek olan hastaları bu tetkikleri daha erken yaptırmaları öneriliyor. Ne zaman yapılacak kendi kendine meme muayenesi? Memenin en dingin olduğu dönemde, bu dönemde adetin başlangıcından sonraki 5-7. Günlere tekabül eden günlerde memelerini mutlaka ve mutlaka muayene etmeleri gerekiyor. Benim önerim hastalarımıza her şart ve koşul altında bunu yapmaları en azından
10 günde bir duş sonrası mutlaka aynanın karşısına geçerek memelerindeki herhangi bir değişikliğin olup olmadığı ya da elle muayene ile herhangi bir kitlenin ele gelip gelmediğinin muayenesinin yapılması ve bu şekilde hanımlarımız zaten büyük oranda kendileri bu hastalığı fark ederek hekime müracaat ediyorlar. Çok az bir kısmı insidental dediğimiz yani tesadüfen gittikleri, demin söylediğiniz gibi bir arkadaşıyla gittiklerinde check-up programı oluyor. İşte orada rast geliyor ve çekilen mamografi sonucunda ortaya çıkıyor. Ama büyük bir kısmı hastaların kendileri fark ediyorlar. Kendi kendine meme muayenesi yapan hastaların da büyük bir kısmı gene kendileri fark ederek hekime müracaat ediyorlar ve erken evrede yakalanma şansını kazanmış oluyorlar.